Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuzu tekrar anons etmek istiyorum. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdulaziz Ediz'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet müdür bey, sorularımız gelmeye başladı dedik. Hilmi Künem İzmir'den aramış. Bayraklı Simirna Meydanı'na sahip çıkılsın denilmiş. Orada bir kazı çalışması var zannediyorum. Şeyde tam Simirna Meydanı'nın belediyenin şantiyesinin arka Tepe kısmında. Tepekule diye İzmir'in evet. ikinci bir yerleşim bölgesi olarak. Burada rahmetli Ekrem Akurgal'ın uzun süre yapmış olduğu kazı çalışmasının akabinde eşi Meral Hanım da bir süredir kazı çalışmalarını yürütüyor. Ama bazı evet. konular biraz da yavaş yürüyordu. Sanıyorum 2013 kazı sezonuyla beraber burada biraz daha hızlı ve yoğun bir kazı düzenlemeyle bizim İzmir'de ziyarete açılmasını istediğimiz Agora'nın paralelinde Simirna Tepe Kule'nin de ziyarete açılmasını istiyoruz. Burada çok rahat gezilebilecek bir düzenleme de var. Bu konuda bizim İzmir'de Simirna Tepe Kule, Urla Klozomanı, Seferihisar Teos, Menderes bölgesinde Klaros ve Torbalı'daki Metropolis kazı alanlarının ziyarete açılabilir kazı alanı haline getirilmesi için bakanlığımızın yürütmüş olduğu bu projeyle kısa bir süre içerisinde buralar bunlardan Tepekule dışındakileri 2013 yılı Ağustos-Eylül ayları içerisinde ziyarete açabileceğiz. Ziyarete açılması için tabii ki burada giriş çıkış sosyal donatılar ve insanların gezi güzergahları ile ilgili birçok çalışmanın ve personel konusunda toparlanması, hazırlanması gerekir. Bunlar 2011-2012 çalışmalarıyla Klozomanı, Teos'u, Klaros'u ve Metropolis'i bu sene bitiriyoruz. Simirna, Tepe Kule'yi de 2014'te ziyarete açabileceğimiz inancındayız. Agora ile ilgili de bir... Agora zaten ziyarete açık olan, restorasyon çalışmaları ve kazı çalışmaları yürütülen, oradaki bazı yapıları da restore ederek orada daha bir görselliğiyle cazibe merkezi haline getirilmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor. Agora kazı çalışmaları tabii İzmir'de son 5-6 yıldır da şey yukarı 12 ay devam eden kazı çalışmaları örnek bir çalışma. Bu konuda çalışan tüm arkadaşlara da biz müteşekkiriz. Şehrin merkezinde dünün agorası, bugünkü agora kazı çalışma alanı, bugünün agorası alışveriş merkezi olarak da Kemeraltı olarak değerlendirilmesi gerekir veya dünkü Kemeraltı da agora olarak. Bu nedenle aynı şekilde biz İzmir'deki müzeler kadar agoraya ziyaretçi var. Tepekule'de, Simirna'da aynı şekilde ziyaretçi alacaktır. Özellikle kurvaziyer turizm açısından, kültür turizm açısından şehirde çok rahat ulaşılabilecek alanlar içerisinde 2014'te Tepekule'nin de ziyarete açılabileceği inancındayız. Evet. O çalışmalarımız devam ediyor. Bu İzmir'in bölgemizin kültür mirası hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ya İzmir, neler var? İzmir kültür mirası olarak aşağı yukarı 35-36 medeniyetin bu coğrafyada İzmir'de var olduğu, bunlardan ulaşılan ve kazı çalışmaları yürütülen şu an 15 tane yerli kazı başkanı, bunlardan bahsettiğimiz Agora'da veya Tepekule'de bunların içerisinde olmak üzere 15 tane kendi kazı çalışmalarımız, yerli üniversitelerimizin 3 tane yabancı kazı başkanının, ki bunlar da şey yukarı 100-110 senedir devam eden, bir tarafta Bergama, diğer tarafta Efes, diğer yine şeydeki Ali Ağa'daki İtalyanların yapmış olduğu kazı çalışmaları, Kime kazı alanıyla beraber 3 tane de yabancı kazı başkanlarımızın yapmış olduğu ve yine müze müdürlüğü sorumluluğunda yapılan kazı çalışmaları da var. 2-3 tane de 20'nin üzerinde İzmir'de. Yüzey araştırmaları çalışmaları var 5-6 tane. Bu nedenle İzmir kültürel miras olarak henüz ulaşabildiğimiz 20-22-23 tane. Daha kazı çalışması yapılması gereken birçok yerde var. Birçok yerde var. Yani İzmir bir baştan bir başa tarihin 8500-9000 yıllık süreci içerisinden bugüne kadar gelen medeniyet, Selçuklu Osmanlı döneminden günümüze gelen birçok
şeyler, eserlerimiz. Bunlar gerek şehir merkezi, gerekse hemen diğer tarafta işte Tire'dir, Birgi'dir, Ödemiş bölgesindeki alanlarımızla beraber İzmir bir baştan bir başa tamamı kültürel miras, tarihi bize bırakmış olduğu oldukça yoğun bir kültür mirasına sahibiz. Yani İzmir tüm bölgelerimizde, 12 yön kentinin birçoğu İzmir'de. İnanç turizmi açısından baktığımızda İncil'de geçen 7 kiliseden 3'ü İzmir'de, diğerler işte 2 tanesi Manisa'da, 5 tane 6 tanesi ve hemen coğrafya olarak bu bölge kültürel miras, inanç turizmi konusunda da inançlar açısından da hoşgörünün olduğu bir coğrafya. İzmir'in şehir merkezinde bakıyoruz, cami, kilise, havra, bunlar yan yana, insanlar aynı sokakta 3 farklı inanca sahip olan insanlar işletmecilik yapıyor, dükkan işletiyor ama herkes kendi ibadeti için kendi inanç merkezine gidebiliyor. Bu tarihin her döneminde de İzmir bunu yaşamış. Böyle bir zenginliği, böyle bir çeşitliliği, böyle bir hoşgörüsü olan bir coğrafya İzmir. Bu nedenle kültürel mirası oldukça yoğun. Dünyaya mal olmuş olan bir Efes'i, Bergama'sı var. Çok önemli bir medeniyetler. Bunlar dünyanın kabul ettiği, bildiği ve bugün inanç açısından yine Hristiyanların, işte Meryem Ana'nın yaşadığı ve mezarının bulunduğu bölge olarak, evi olarak da bilinen böyle bir bölgemiz var. Bu nedenle İzmir kültürel mirasta çok zengin bir tarihi geçmişe ve bunların hepsi de aşağı yukarı bugün o bölgeler yaşam alanları. Yani tarihteki yaşam alanı 3000 yıl önce, 4000 yıl önce de bugün de aşağı yukarı aynı yerler, üst üste yaşam alanları olarak görüyoruz. Evet, onu biraz detaylandıracağız. Menderes'teki o Deli Ömerli, peki eski Roma hamamları var. Roma hamam nasıl? Şimdi termal turizm açısından da İzmir'de 30'un üzerinde noktada termal rezerv potansiyeli var. Bu Doğanbey bölgesinde 150-180 dereceye kadar çıkan Karakoç kaplıcaların bulunduğu bölge. Hemen Menderes bölgesindeki Deli Ömerli Roma hamamları olarak yine termal suyun sağlık ve şifa olarak kullanıldığı o doğal yapının içerisine yerleştirilen çok farklı bir konum ve bugün de burada arkeolojik alan içerisinde yine termal turizm olarak bir tatil beldesi olarak, sağlıklı yaşam köyü olarak oluşturulacak bir bölge. Ciddi bir yatırımcının bu bölgede sağlıklı yaşam köyü yapabileceği bir bölge. O tarihi alanın da, yapıların da veya tarihi ortamın da kullanılabilecek durumda olan bir yapılacak tabii ki düzenlemelerde öyle bir ayrıcalığı var. İzmir tabii diğer Bergama'daki termal rezerv alanları, işte sağlık turizmi, Asklepion'u, bu tarafta Karakoç kaplıcaları, hemen şehir merkezindeki Agamemnon kaplıcaları, Çeşme'deki yine termal, yarımadanın tamamı aşağı yukarı 50-55 derece termal rezerve sahip olan ve denizle de entegre olan çok ayrıcalıklı bir termal potansiyeli olan bir bölge. Bu nedenle Deli Ömerli'nin olduğu gibi hemen Balçova, Agamemnon kaplıcalarından başlayıp tüm bu alanlar sağlık ve termal turizminde kullanılabilecek, her bölgenin de kendisine has yapılaşması ve düzenlemesiyle kimi otel, kimi tatil köyü, kimi sağlıklı yaşam alanı haline getirebilecek önemli bir potansiyelimiz var İzmir'de. Deli Ömerli bu yönüyle çok önemli bir sağlık turizmi açısından, sağlıklı yaşam açısından iyi bir potansiyel diye düşünüyoruz. Evet, sağlık turizmini eski yapıtlarda iyi değerlendirmek, o arkeolojik... O tarihle, arkeolojiyle iç içe beraber kullanılması da insanların cazibe merkezi olması açısından da önemli. Tarihe mal olmuş ismiyle beraber kullanmak bunu dünyada bilinirliğini çok daha rahat kabul edilirliğini de sağlamış da oluyor. Evet. İzmir'in mega projesi vardı, müze. Ne oldu, ne aşamada? Valla İzmir'in... Kültür Bakanlığı biz yapacağız dedi, özel idare, valilik biz yapacağız, Büyükşehir... Bu eski Sümer Bank'ın olduğu yerle ilgili. Şimdi İzmir'de şu an 6 tane müzemiz var. Evet. Şehir merkezinde arkeolojik olarak bir varyantta, bir de tarih sanat müzesiyle de sayacak olursak 7 tane ilçelerimizle beraber. Evet. Ama İzmir bizim Anadolu Medeniyetler Müzesi mantığı içerisinde Ege Medeniyetler Müzesi
Böyle bir Ege bölgesini, Ege medeniyetlerinin ayrıcalıklı objelerini, eserlerini toplayacak bir müzeye ihtiyacı var. İzmir çünkü 4 milyon nüfuslu ve böyle zengin bir kültürel mirasa da sahip olması açısından da 6 değil 7-8. Müzeye de ihtiyacı var. Bu nedenle Ege Medeniyetler Müzesi İzmir'e de mal olan, belirli bir süredir de hep tartışılan Büyükşehir Belediye'mizin işte Agora'nın üstü Kadife Kale'nin altında bir çalışması var. Bakanlık olarak da bunun uzun süreç alacağı gerekçesiyle Sümerbank alanının bir kültür, sanat ve vahası olarak burada hem kongre hem sanatsal faaliyetler hem de Ege Medeniyetler Müzesi'nin burada oluşturulması gibi bir çalışma. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile de aşağı yukarı ortak bir karar haline geldi. Sanıyorum bir ay kadar olmadı. Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye'miz üst düzey yetkilileriyle de bu çalışmayı tekrar yeni gözden geçirildi. Buna ortak karar verilmiş durumda. Sadece yerin il özel idaresinin belediye ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak projesinde kullanmak üzere tahsis süreci için bir talep gelecek. Bu belediye ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın valilik il özel idaresi yönetiminden talebiyle bu süreci 2013 yılı içerisinde proje safhasına gelir diye düşünüyoruz. Başlaması da 2014 ancak bulur o zaman. Zaten tabii bu yapılar, çalışmalar planlaması, doğru karar verilmesi, ortak karar verilmesi, rağmen değil beraber karar verilmesi açısından bakıldığında da bir süreç yaşanıyor. Peki bu müzelerde Sayın Müdürüm, yabancı turistlerle, daha doğrusu İzmir müzelerini İzmirli yeterince geziyor mu? Geliyor mu? İzmirli'ye bu anlatılıyor mu? Ya şimdi İzmirli tarihin içinde, ören yerlerin içerisinde, köylüsüyle, kentlisiyle, bugün Bergamo'nu zaten Bergamalı yaşıyor. Efes'i Selçuklu yaşıyor bütün boyutlarıyla. Ama bir turist mantığı içerisinde gezip görme açısından bu da yeni yeni oluşan bir olgu. Biz kazı çalışmaları İzmir'deki bahsettiğimiz Efes, Bergama ve belirli yerler işte 100-110 sene diyoruz ama diğerleri işte 10 sene, 20 sene, 30 sene ara verilmiş, tekrar başlanılmış. Ama son yıllarda İzmir'de 20'nin üzerinde kazı çalışması çok ciddi bir şekilde. Buna artık yerel yönetimler de sahip çıkıyor. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin Agora, işte Kadife Kale ve bu çevredeki çalışmalara destek olduğu gibi diğer belediyeler de aynı şekilde. Bu açıdan baktığımızda toplumda bu bilinç de hızlı bir şekilde gelişiyor. Ama bir yabancıların bu konudaki ilgisi alakasıyla bizim yerli vatandaşlarımızın ilgisi alakası konusuna baktığımızda bunda da yoğun bir talep var. Biz İzmir'de organize edilen aşağı yukarı bakanlıkların her türlü toplantısında herkes bir Efes'i görmek istiyor. Bunda ücretli girişi, çıkışı, bazı şeyler bunlar değerlendirilse de bir ilgi var. Ben İzmir'e eğer gittiysem Efes'e gideyim diyor. Bir Bergama belki biraz mesafe açısından biraz daha zaman alıcı oluyor ama Efes herkesin cazibe merkezi oluyor. Peki yabancı turistle yerli turist arasındaki o müzelere giriş, o fiyat farkları, ücretler. Ya şimdi biz bakanlık olarak müze kartı gibi bir yeni açılım getirdi bakanlığımız. Türkiye genelinde de kullanılabiliyor. Türkiye genelinde de kullanılıyor. Yoğun bir şekilde de bu kartı herkesin alması talep ediliyor. Daha bunu kurumların, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerinin de daha yoğun bir şekilde kullanması için toplu kart, kredi kartı gibi İş Bankası ile yapılan anlaşmalarla diğerleriyle yani halka daha cazip hale getiriliyor. Bir kart alıyor, bir yıl Türkiye'nin her yerinde müzelere girebiliyor. Bu artık bedavaya giriş gibi bir olaydır. Yani bu kapı açılıyor. 18 yaşına kadar, 18 yaşı dahil gençlerimiz doğrudan müzelere giriyor. Diğer tarafta üniversite, öğretim üyeleri, diğerlerinde daha indirimli olarak müzelere giriliyor. Yani ilgi duyan, alaka duyan insanlarımız için devlet her türlü kolaylığı sağlıyor. Evet. Peki İzmir kültür miraslarına yeterince sahip çıkıyor mu? İzmir kültür miraslarına yeterince sahip çıkıyor.
İzmir'de bahsettiğimiz bu kadar kazı yapılıyorsa, müze için bu kadar İzmirli bunun üzerinde duruyor, tartışıyorsa ve İzmir'deki şu an İzmir'e gelen turistin iki misli aşağı yukarı Efes'e gelen ziyaretçimiz var. Bu İzmirli'nin artık yerel yönetimler dahil kültürel mirasa sahip çıkıyor, destek oluyor. Ben bu konuda sahip çıkmıyor deme gibi bir lüksüm olamaz. Evet. Ama herkes kendi bakış açısında, herkesin kendi imkanları ölçüsünde kültürel mirasın zengin bir hazine olduğunun İzmirli de Türkiye'de farkında. İnsanlar bunun farkında. Yani şimdi kültürel mirasa sahip çıkarsa ciddi bir restorasyon çalışması var. Yeni yapılaşmalar var. Bunların hepsi kültürel mirastır. Bunlara belediyelerimizin hepsi, bugün Birgi yeniden ayağa kalktı. Bu kültürel mirasa sahip çıkmasıdır. Kazılara destek verilmesidir. Sponsor olan birçok şirketlerimiz, işletmelerimiz, kurumlarımız var. Bunların hepsi kültürel mirasa destek olması. Bunlar çünkü gelen insanlar İzmir'deki herkes bundan faydalanıyor. Esnafı, tüccarı, taciri herkes turizmden faydalandığı için kültürel mirasla turizmin olmazsa olmaz değerleri içerisinde. Evet. Tabii ki bu kurvaziyer turizmi hakkında neler söyleyeceksiniz? Ya, kurvaziyer turizmde bir alternatiftir, çeşitliktir. İzmir'de coğrafi konumundan ve tarihe mal olmuş olan liman ayrıcalığından, Ege bölgesindeki ayrıcalığından dolayı da böyle bir nasıl kültürel mirası varsa kurvaziyer içinde önemli bir konumu var. Son 6-7 yıldır kurvaziyer turizm Ege bölgesinde İzmir uğranması zorunlu olan bir liman haline gelmiştir. 3-4 binlerden... İspanya gibi. Tabii olamaz ki. Tabii İspanya'ya yani, gidiyor, o şeye gidemez. Zaman içerisinde olacaktır. Zaman evet. İçerisinde olacaktır. Barcelona biz, gibi. Biz 5-6 yıl içerisinde 3000, 4000'den 500 binlere çıktıysak bugün Türkiye turizm konusunda dünyada örnek olan, bunu sürdürmesi önemlidir. Bunda tabii ki iç turizm de önemli bir potansiyeldir. Kurvaziyer beklenenin çok üzerinde gelişmiştir. Çok önemli bir süreçtir. Ki her şeye rağmen, limanın şu anki şartlarına rağmen, diğer eksiklerimize rağmen, çünkü İzmir'de kurvaziyer turizminin tercihi İzmir'in kültürel mirasıdır. Efes'idir, Bergama'sıdır, saydığımız bütün ören yerleridir. İzmir'in yaşam alanıdır. Bunlar kurvaziyer turizmin potansiyelidir. Bunun için de kurvaziyer turizm İzmir'de gelişecektir. Limandaki yeni düzenlemeler kurvaziyer turizmi çok daha farklı boyutlara da taşıyacaktır. Evet. İzmir'deki ikinci havaalanı projesi hep konuşuluyor, Çiğli. Ora geç kalındı mı? Değil. Yani şu an yeterli mi şu andaki havaalanı? Şu anki havaalanımızdaki yeni düzenlemelerle İzmir'in ihtiyacını karşılıyor. Tabii ki alternatiflere ihtiyaç vardır. Ama biz o eksiklik ve yetersizlikten dolayı zaten havaalanında çok ciddi bir kapasite artırışı yapılıyor. O yeni düzenlemeyle havaalanı devreye girdiği zaman İzmir'in uzun süre daha ihtiyacını karşılar. Yani bizim havaalanımız yetersiz, onun için turist gelmiyor deme şansımız olmaz. Evet. Süremiz bitti sevgili müdürüm. Keşke bu konuyla ilgili 2 saatlik süreç olsa da konuşsaydık. Serpil Şahan aradı. İzmir mutfağını konuşamadık turizmde. Sağlık turizmini detaylı konuşamadık. Asıl olan şu kaçak kazılar. Arkeolojik yerde kaçak kazılar. Son onunla ilgili naletli söylemler var. İşte giren çıkamıyor mağaradan. Ya ve bunlar, hayali bunlar, şeylerle bunlar, kaçak kazılar yapılıyor son olarak. Kaçak kazılar veya defineciler diyelim. Bunlar, evet. Bunlar dünyanın birçok yerinde yaşanmış. Türkiye'de de İzmir'de de yaşanıyor şu veya bu şekliyle. Kaçak kazı çalışmalarının önlenmesi için her türlü güvenlik sistemiyle, düzeniyle, jandarmayla, polisle önlemler alınmasına rağmen zaman zaman bunları yaşıyoruz. Bunlar da bazı bölgeler, bazı alanlar naletli olduğu konusunda düşünceler vardır. Bunlara da katılmamak mümkün değildir. Çünkü birçok yerde bunların olumsuzlukları da yaşanmıştır. Bizim temennimiz tüm çalışmaların meşru zeminde devletin, kamunun yapmış olduğu çalışmalara destek vermesi ve bunlara katkı sağlanmasıdır. Kaçak kazı bir hırsızlıktır.
Bunun ötesinde farklı bir şey düşünülemez. Bu devletin, milletin, 70 milyon insanın malına bir yerde tecavüzdür. Bu nedenle bunun önlenmesi gerekir dedi ve bunda da duyarlı olunması gerekir. Bunu hisseden, duyan insanlarımızın da her türlü güvenlik tedbirleri konusundaki yetkililere de anında ulaşılması gerekir diye de düşünüyorum. Evet, bu apayrı aslında bir program işlenecek bir konu. Süremiz bitti. Son olarak İzmirlilere söyleyeceğiniz. Evet, süre hızlı bir şekilde geçti. Ben İzmir kültür ve turizmde iyi bir yolda diye düşünüyorum. İzmir'de olumsuzluk olarak bakacağımız bir şeyimiz yok. Her geçen yıl sektördeki gelişme, doluluk oranları fevkalade iyi gidiyor. Olumsuz olaylar aşağı yukarı çok istisnadır yaşamıyoruz. Bu konuda tüm işletmeciler ve vatandaşlarımızın duyarlılığına da sahiplenmesine de ben teşekkür ediyorum. Çünkü biz ne kadar başarılı olursak bu kapasite o kadar gelişecektir. Ve bunun ticaretini yapan insanların duyarlılığı önemlidir. İzmir'de yaşayan insanların duyarlılığı önemlidir. Biz sahip çıktığımız müddetçe İzmir'de, kültürde, turizmde gelişecektir. Potansiyelimiz oldukça yüksek. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu sezon hayırlı olsun. Yeni sezon açılıyor. Bol hepimiz... bereketli, kazançlı bir sezon olsun diyoruz. Evet. Ülkemize, milletimize. Evet sevgili izleyiciler, bir programın sonuna geldik. Programın tekrarı yarın egemetsi.com program arşivinden izleyebilirsiniz. Tekrarı ise cumartesi saat 14'te olacak. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, iyi geceler diliyorum. Gayrimenkul Ege Meclisi'nin sunduğu.